Ödüm, ödüm patladı. Ne yapıyorsun Feyza ya? İçim çıktı yemin ederim. Takip ediyorsunuz lan beni. Yo. Ne münasebet. Ulan iki dakika daha ayağa düşürdünüz delikanlılığı be. Dağ gibi delikanlılar. Bir bitti kadın yüzünden. İki dakikada sattınız. Takip ediyoruz desenize lan. Desenize takip ediyoruz diye. Bir kadın yüzünden mi? Tabii gurur duydum da. Kim bitli? He? Dedikodu. Yıllar öncesinde yaşanmış bir olay. Bacım, izin verirseniz ben açıklayayım. Daha fazla konuşup gururunuzla oynamak istemiyorum. Size ümit vermek istemiyorum. Ben size karşı dolu değilim. Ama yani gurur duydum güzelliğimle tabii. Ya ablacığım sen değil ya. Kankan yok mu senin? Biz ona hastayız. Kim? Neşe mi? Gene mi Neşe? Neşe kim ya? O değil. Onun yanındaki. Aysel. Aysel mi? Ama biz 3 slaşörlerdik. Erkekleri kılıcımızla oynatıp donumuzda sallayacaktık. Şimdi onların ikisinde talibi var. Ben kaldım öylece ortada. Bacım biz senin Aysel arkadaşını... Don mu dedi o? İp. Aysel'e talibiz. Sen de onun en yakın arkadaşı olduğun için ilk önce seninle arkadaş olalım istedik. Yani lisedeyken böyleydi. Güzel kızla tanışmak için onun çirkin arkadaşıyla arkadaş olunurdu. İlk bir hatamız olduysa özür dileriz bak. Yani siz niye çoğul konuşuyorsunuz ben onu anlamadım. Kaç kişi talipsiniz? Patron, hakikaten öyle çoğul konuşma. Tuhaf bir durum oluyor. İç dinamiklerimizi bilmiyorlar. Sapık sanıyorlar sonra bizi. Lütfen, rica ediyorum ama. Lütfen ama ya. Lütfen. Aa, lütfen. Ne yapsak? Ortak bir damat adayı mı belirlesek, değil mi? Bir dakika, bir dakika. Çirkin mi dedin sen bana? Çirkin mi? Nefret ediyorum sizden. İğreniyorum. Aptal gangsterler. Aa! Topuğu battı. Yürü. Donla kalan. B planımız var mıydı lan bizim? A planı koşarak uzaklaşıyor çünkü. Ya bir kız yüzünden. İşimiz var abicim bizim. Daha biz daha adam vuracağız ya. Anlaştığımız adam bekliyor. Siz hala çapkınlığın peşindesiniz ya. Seviyoruz lan. Tamam lan tamam. Şu işi halledelim. Ben size yardım edeceğim. Ama önce iş. Ya söz yardım edeceğim. Vallahi bak. Hadi, hadi yürü. Önce iş. Oh, vallahi yalan yok. Kıskanıyorum sizin ilişkinizi ha. Neşe, kız sen de kral yengeymişsin. Ne gezmekte gözün var ne eğlenmekte. Peçete katlatıyor adam sana gıkın çıkmıyor. Evlenince evde açtırmasın. Anasıyla gül gibi yaşarsın sen. Ne? Vallahi emleniyorum lan. Onun için söyledim. Çok konuşma lan. Tuvaletleri temizledim. He lan he. Birinde bir nokta kaldı sadece. Bana bak. Benim yengeyi konuştuk. Senin yengeyi konuşak biraz. Hı, ne dedin? Anlamadım. Aysel'i diyorum ya. Aysel. Sen ellerini yıkadın mı lan? Çamaşır suyuna batırdım lan. Yıkamak ne? Annem sabuna mı buna güvenmezdi. Direkt çamaşır suyuna batırırdı beni. Ondan her daim mis gibi kokuyorum. Da sen konuyu mu değiştiriyorsun lan? Ha? Aysel nerede? Nerede Aysel? Bana bak gelin var Deniz. O karı buraya gelecek. Ay ne diyorsun sen ya? Deniz ne diyor bu salak ya? Hayatım ne dediğini bilmiyor. Aysel ya. Aysel. Oğlum konuşmadık mı? Göt. Ay ay ay. Bitmedi mi peçeteler, kumrular? Ay maşallah ya maşallah. Allah saadetinizi bozmasın. Nasıl da sevişiyorlar. Ne? Hani? Lan çık oradan çık. Birbirlerini seviyorlar anlamında dedim. Tüh. Deniz, senin de işin bittiyse camlar silinecek. Hadi, hadi. Lan hadi. Neşe, Neşe'cim kusura bakmıyorsun değil mi? İş yerinde ben üst, o alt olduğu için yerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani sen benim sert konuşmalarımı alınma tamam mı? Ben üstte, o altta. Yok yok, yerini bilsin tabii. Altta iyi. De, yani bir numara olduğu yok biliyor musun? Face'ten dürtüp duruyor sadece. Adamın burasına kadar geldiyse demek ki. Aa, hala mı ya? Güzel siliyor Allah için ama, baksana bir. Vallahi süper siliyor ha, içeri güneş girdi. Lan yürü git işine! Yürü! Git! Tipe bak ya, hayatı kaymış. Bum 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 b